Merhaba, mutfağa dair kanalıma hoş geldiniz. Bugün ustasından aldığım tarifle harika bir limonata hazırlıyoruz. Bu tarif için 3 adet limon kullanacağım arkadaşlar. Limonları iyi bir şekilde yıkadım. İnce bir rendeyle sadece sarı kabuklarını rendeliyorum. Dışarıda içtiğiniz limonatalardan çok daha lezzetli ve doğal arkadaşlar. Kesinlikle siz de bu tarifle deneyin. Bu videoyu ilk defa kanalımı izliyorsan abone olmayı, yeni tariflerden haberdar olmak için bildirimlerini açmayı unutma. Tarifimi sevdiklerine paylaşabilirsin. Onlar da bu lezzetli limonatayı mutlaka denemeli. Limonun kabuklarını bu şekilde rendeledim. Üzerine bir su bardağı dolusu toz şeker ekleyerek karıştırıyorum. En önemli püf noktalarından bir tanesi bu arkadaşlar. Şeker ve kabuğun bu şekilde özleşmesi gerekiyor. Lezzetin daha iyi olması için ve renginin çıkması için bu aşamada yarım su bardağı sıcak su ekliyorum. Diğer en önemli püf nokta da bu arkadaşlar. Mutlaka sıcak su ekleyin. Lütfen buraya kadar izlediysen taraf hakkında yorum ve görüşlerini yazmayı unutma. Sıcak suyu ekliyorum ve iyi bir şekilde karıştırıyorum. Kenarda onu da bekleteceğim arkadaşlar. Bekleme süresi ortalama 5 dakika olması yeterli zaten. Diğer taraftan da biz limonun suyunu çıkaracağız. Bu aşamada makine kullanmayacağım veya bir tane alet kullanmayacağım. Bıçak yardımıyla gelişigüzel keseceğim. Sap kısımlarını kesiyorum arkadaşlar ve bu kabın içerisine ekliyorum. Robot kullanmanıza veya limonu buzlukta beklemenize gerek yok. İnanın 5-10 dakika içerisinde limonatanızı hazırlamış oluyorsunuz. Hızlı bir şekilde limonlarımı doğruyorum. Ben içerisinde eğer evde varsa birkaç dal da taze nane ekliyorum. Nanesi de lezzetli oluyor. Eğer evde varsa kullanabilirsiniz. Bu şekilde suyunu çıkartıyorum arkadaşlar. Üzerine biraz da su ekleyeceğim. Bu işlemi yaparken ortalama 1 litre su kullandım arkadaşlar. Az az ekliyorum ve bu su ile beraber tekrar bunu süzeceğim arkadaşlar. Biraz su ekleyeceğim ve karıştırmaya devam edeceğim. Bu işlemi 3-4 defa hazırlayacağız arkadaşlar. Ev yapımı lezzetli mi lezzetli, harika bir limonata oluyor. Kesinlikle siz de bu tarifi hazırlayın. İnce bir süzgeç yardımıyla bu karışımı şekerli limonun üzerine ekliyorum. Aynı şekilde 3-4 defa da bu işlemi devam ettiriyorum. Hem bu şekilde limonun acılı olmuyor arkadaşlar ve makine kullanmadan, elektrik kullanmadan hızlı bir şekilde hazırlamış oluyoruz. Tekrar su ekliyorum ve işlemime devam ediyorum. Lütfen buraya kadar izlediysen küçük bir emoji de olsa bırakmayı unutma. Benim yaz aylarında evde limon varsa sürekli hazırladığım tariflerden bir tanesi. Siz de mutlaka deneyin. Denersen yorum ve görüşlerini mutlaka bekliyorum. Senden sonra izleyen arkadaşlara fikir olur. Hızlı bir şekilde bu işlemi tamamen limon kalmayana kadar devam ediyorum arkadaşlar. Renginden zaten belli oluyor. Sizler limonatayı nasıl hazırlıyorsunuz lütfen yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Bu tariften ortalama 2-2,5 litre limonata elde ediyoruz. Tabi damak tadına göre arkadaşlar biraz daha su ekleyebilirsiniz veya şeker. Ama bu ölçülerle harika bir limonata oluyor. Son kez alıyorum arkadaşlar ve karıştırıyorum. Üzerine biraz daha su ekliyorum. Daha önceden belirtmiş olduğum gibi 2 veya 2,5 litre. Toplamda bu şekilde limonata elde ediyoruz. Tekrar üzerine su ekliyorum ve tadına bakıyorum arkadaşlar. Ben 2,5 litre hazırladım. Şimdi tekrar süzerek sürahilere limonatamı ekliyorum. Buzdolabında beklerse 1 saat kadar daha lezzetli oluyor ama hemen buz ekleyip de servis yapabilirsiniz. Sıcak yaz günlerinde sizi serinleten harika bir limonata oluyor. Dışarıda içtiklerinizden çok çok daha lezzetli. Tekrar ince bir süzgeçte süzerek sürahime dolduruyorum.
Rengin güzelliğini görüyorsunuz. Sizlere kesinlikle tavsiye ederim. Bir bardağın kesinlikle yetmediği harika bir limon tarifi oldu. Siz de mutlaka deneyin, bana hak vereceksiniz. Bardağa biraz buz koyarak servis yapıyorum ben. Nane ve bir dilim de limon çok yakışıyor ama gerek yok arkadaşlar. Buz gibi limonata yeterli. Mutlaka deneyin ve fikirlerinizi bizimle paylaşın. Tarifimiz sonuna geldi. İzlediği için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.